Manşete hoş geldiniz. Görüntülerde Julian Assange var. Avrupa Konseyi'ne geldiği bu sabah saatlerinde Ensar Nur bu iki görüntüyü paylaştı. Ben de onun müsaadesiyle bu görüntüleri yayınlıyorum. Assange, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komitesi'nin önünde ifade veriyor. Yasal İşlemler ve İnsan Hakları Komitesi. 46 Avrupa ülkesi var mecliste ve bugünkü oturumda tutukluluk süreci ve mahkumiyeti ve bu durumun insan haklarına olası etkisi tartışılacak. Yarın da bir genel görüşme var. Asancın e, davetin istisnai doğası nedeniyle oturuma bizzat katılacağı ifade edildi. Enteresan, Strasbourg heyecanlı günlere sahne oluyor. Bugün, yarın, yarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir yürüyüş var. Üçüncü yürüyüş, orada olacağım nasipse ve enteresan bir biçimde dünyanın gözü kulağı gerek Assange dolayısıyla gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gerçekleştirilecek yürüyüş dolayısıyla orada olacak. 5 yıl boyunca Assange kimdir? Yani İngiltere'deydi onu biraz anlatalım. Amerika'nın canını sıkacak bir takım bilgi ve belgeleri yayınladı. Pek çok ülkenin canını sıkacak bilgi ve belge yayınladı. Ondan dolayı ülkeler de çok fazla sahip çıkıyor değil ama en çok Amerika'nın başına ağrıttı. Özellikle Irak ve Afganistan savaş günlüklerini yayımladı. Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlara dair on binlerce gizli belgeyi sızdırdı ve burada sivil ölümler var, savaş suçları var, gizli operasyonlar var. Dışişleri Bakanlığı diplomatik yazışmalarını yayımladı. Sadece Amerikan Dışişleri Bakanlığı diplomatik yazışmaları değil pek çok ülkenin diplomatik yazışmalarını kripto elçilikler arasındaki elçiliklerin merkeze geçtiği kriptoları yayımladı. Ve birçok ülkedeki gizli ilişkiler diplomatik bir takım stratejiler de böylece açığa döküldü. Açığa çıktı. Ama en çarpıcılarından biri bir Amerikan helikopterinin Apache tabir edilen Irak'ta silahsız sivillere ve Reuters gazetecilerine, Reuters'ta çalışan gazetecilere saldırdığı videoydu. Bunu bu çok büyük bir yankıya yol açtı ve Amerikan ordusunun nasıl orantısız güç kullandığını gözler önüne serdi ve tabii bu ifşalar asancı hedef göstermeye yetti ve ondan sonra da başına gelmeyen kalmadı. Önce Ekvator elçiliğine sığınmıştı. Ondan önce de bir takım konular var. Avrupa'da İsveç'te, şurada, burada detay çok detaylı. Ekvator, İngiltere'deki Ekvator büyükelçiliğine sığınmıştı, fakat orada barınamadı. Dış baskılar nedeniyle Ekvator büyükelçiliği kapılarını açtı. İngiliz polisi bastı ve yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine kondu İngiltere'de 5 yıl boyunca oradaydı. Benim İngiltere'deki 8 yılım boyunca da Assange burada olduğu için önce Ekvator Büyükelçiliği'nde ardından işte hapishanede dava süreçleri filan tahliye süreçleri yakinen takip etme fırsatım oldu. Hikayesini işte eşinin birkaç eyleme de katıldım Londra'da farklı meydanlarda. Assange'ın özgürlüğü hürriyeti için çokça eylem yapıldı. Çok dinamik bir konuydu. O açıdan yakından takip ettiğim bir konudur. Ve bu yani tahliyesi de elbette bir anlaşma çerçevesinde oldu. Muhtemelen bir sessizlik anlaşması yaptı özgürlüğü karşılığında ve buna zorlanmış da olabilir. Yani 5 yıl ceza ve koşulları çok ağırdı ve insanların yani insanın tahammül edebileceği bir noktada değil muhtemelen e, psikolojik unsurlar da etkili olmuş olabilir. Böyle bir dünya şimdi ayağınızı denk alın derken Assange'dan dolayı demiyorum ama dünya çok başka bir noktaya evrildi. Beyrut kara harekatı başladı ve İsrail ordusu Lübnan'a girdi. Artık yani bu konularda çok fazla konuşacak bir şey kalmadı. Gerek işte savaş suçları, gerek işte sivillerin ölümü filan konular. Şimdi Assange'dan bahsediyoruz. Esasen çok alakalı. Assange, Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da, Orta Doğu'da neyse operasyonlarda ne bileyim sivil asker falan ayırmadan giriştiğini ve Collateral Damage denen ya da Collateral Murder diye de çevirebilirsiniz. Şudur yani birebir Türkçe karşılığı yok. İstenmeyen kelimesi falan karşılamıyor. Yani diyor ki biz bir savaşa girdik ve bu savaşta siviller de bu savaşın bir yan unsuru olarak e, ölüyorlar. İstediğimiz bir şey değil. Yani biz sivilleri öldürmek istemeyiz. Askerlere saldırıyoruz. Terör örgütlerine saldırıyoruz. Militanlara saldırıyoruz. Fakat ne çare orada siviller de var. Ya da bu örgütler ya da işte ordular neyse ülkeler sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Ondan dolayı biz hedef noktaya atış gerçekleştirdiğimizde orada veya çevresinde olan siviller de gidiyor. Yani bu arzu ettiğimiz bir şey değil ama olmak zorunda. Yani oradaki 3-5 haini indirmek için 30-40 sivil gidecekse gidebilir. Yani neticede amacın gerçekleşmesi önemli. Collateral demeç bu. Tam Türkçesi yok. Yani yan zayiat, istenmeyen zayiat, dolaylı zayiat manasına. Ne kadar çirkinde ve ne kadar edepsiz. Fakat bunun ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bunun ortaya çıkmasını istemedikleri için de bu örtülüyor. Şimdi fakat İsrail Gazze Savaşı'nda bu ortaya çıktı. Lübnan Savaşı'nda da şimdi ortaya çıktı, çıkıyor. Savaş dememiz ne kadar doğru bilmiyorum. Tek taraflı bir işgal söz konusu. Evet, karşıdan atışlar var. Güneyde Hamas'tan, kuzeyde Hizbullah'tan doğru ama orantılı güçler değil ki. Biri devlet, F-35'lerle falan saldırıyor. Demir kubbesi var e, ülkenin üstünde. Anlatabiliyor muyum? Şey değil, yani orantılı güçler değil. Fakat İsrail bunu yaparken iki şeyi gözetiyor. Bir, işte diyor uluslararası hukuka riayet ediyoruz, ettiğin yok. İki yani sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar. Ne çare yani yapacak bir şey yok falan demeye getiriyor. Hayır pek öyle değil. Maalesef kara harekatı başladığında da yüzlerce sivilin ölüm ve yaralanma haberleri gelmeye başladı. Devletler bunu yapıyorlar. Amerika bunu yaptı. Daha önce başka devletler de yaptı. Fakat bunun ortaya çıkmasını istemiyorlar. Julian Assange gibi birileri bunu ortaya çıkardığında da çok canları sıkılıyor ve nasıl bunu böyle yaparsın deyip bedel ödetmeye çalışıyorlar ve ödetiyorlar da o bedeli. Böyle bir dönem, böyle bir dünya. Dolayısıyla şu anda İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da tuttuğu iş tarihe şimdiden böyle geçti. Yarın bunun belgeselinin çekilmesi, kitaplarının yazılması veya bir takım ifşa ve itirafların olması, Assange gibi birinin çıkıp da gizli yazışmaları, belgeleri, işte sivil ölümlerine nasıl göz yumulduğunu falan Kadın çocuk demeden, bebek demeden hastanelerin, okulların, kampların nasıl vurulduğunu ortaya koyması gerekmiyor. Şu anda bu ortada zaten fakat elbette birileri yapacak gene ve detaylı bir şekilde dünya kamuoyu öğrenecek. Sonra acaba bu ders olacak mı? Devletler buralardan çıkardıkları bilmem kaç milyoncu dersten sonra bu işleri terk edecekler mi? Ondan da emin değilim. Assange önemliydi, önemli bir figürdü, önemli bir iş yaptı ve bir kere daha görüntüleri getireyim. Strasbourg'da bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi komitesi önünde ifade veriyor. Serbest kalışından bu yana ilk kez kamuoyuna çıkıyor. Daha evvel ismini duymadıysanız veya hakkında fazla detay yoksa neden bu adam bununla açtı falan diye zihninizden geçirdiyseniz ilk birkaç saniye sonrasında anlattıklarımdan sonra biraz daha oturmuştur değil mi? Evet. Çok çok özet geçtim. Özetin özetinin özetinin özeti geçtim yani. Wikileaks belgelerine girdiğinizde bütün dünyanın stratejisi, dünya devletleri arasındaki stratejiyi ve kamuoyuna açıklananla basının medyanın yazdığıyla gerçekte ne olduğunu görürsünüz. Halen açık. Bazı belgeler kaldırıldı veya bazı belgeler yasaklandı, şu oldu bu oldu ama halen açık. Lübnan'da da bunun canlı gözlerle izliyoruz. Dönelim ülke gerçeklerine. Şimdi ülkede de bir acayip bir yargı sürecine girildi. Yani iktidar bir biçimde e, bugünkü çağda, bugünkü ortamda, bugünkü iletişim olanaklarıyla alabildiğince bastırmasına veya bastırmaya çalışmasına rağmen sızıntıları önleyemiyor. Ve dosyaları kapatamıyor kapattığı belki binlercesi var ama sızan birkaç tanesi zaten kirliliği göstermeye yetiyor. Çirkefi göstermeye yetiyor. En son AKP Adana Milletvekili Ahmet Zembilci oğlu babasının e, vekil aracıyla e, milletvekili aracıyla resmi araçla 20 kilo uyuşturucu taşırken yakalanmış. Adam da apar topar istifa etti. İstifa kapatmaya çalıştıkları belli. İstifasının arkasına bakan Alican Uludağ gibi gazeteciler arkada böyle bir olayı ortaya çıkardılar. Zembilcinin oğlu babasının arabasında, resmi aracında uyuşturucu taşırken hem de 20 kilo. Şimdi burada elbette bu haberin sızması, kapatılmaya çalışılırken ifşa olması önemli. Öyle olduğu kadar da bugüne kadar yığınla farklı gruplara, farklı insanlara yönelttikleri suçlamaların nasıl dönüp kendilerini bulduğu, esasen kendilerini yansıttıklarını da gösteriyor. Neler söylediler? Kadrolaşmaya dair, özel hayata dair, işte uyuşturucu falan meselesinde sıfatlar takıldı. Hepsi kendilerinden. He, hepsi döndü, kendilerinden çıktı. İddia ettikleri konunun da hiçbir biçimde ispatı, ne bileyim delillendirilmesi filan olmadı sadece işte bir kuru iftira olarak kaldı ama o iftiralar döndü kendilerini buldu. Fakat bu olayın son derece önemli tarafı şu. Artık kapatamıyorlar. Kapatmaya çalıştıkları konular bile bir şekilde sızıyor. Rejimlerin esasen korkulu rüyası bu ve olmalı da esasen. Bu bu tür bu tür kirli rejimlerin, bu tür psikopat rejimlerin e, Herkesin cebinde akıllı telefon var. Herkesin cebinde ses kayıt cihazı var, görüntü alma cihazı var bu yönüyle ve bunu yayınlama veya bunu bir yerlerle paylaşma imkanı var. Fotoğrafını çekip görüntüsünü çekip ses kaydı alıp filan. Ve bir biçimde belli mevkide olan insanlar da olan bitenden rahatsız. Yani bu milletvekilinin oğlunun babasının aracılığıyla uyuşturucu taşımasından sıralı bu işi takip eden Belli ki resmi görevlerden biri veya birileri bundan rahatsız oldu. Ve bu haberi bir yerlere uçurdu. Bu hep olacak. Ve siz burada hafiyelik yaparak ee, kim yaptı bunu, nereden sızmış olabilir diye şu anda telaş içinde bu zembilci denen dümbelek bunun peşindedir. O kadar kapatmaya çalıştık, başarılı da olduk, nereden sızdı bu? Şu anda düşündüğü bu. Oğlunu düşünmüyor. <laughs> şu anda haber nasıl sızdı buna bakıyor. Ama örtemezsiniz. Bir şekilde birileri kendisi yapmasa bile bir yerlere paslar. O da başka bir yere paslar. Ondan sonra oradan yürür. Bugün bu çağda gerçekten bunu gizlemek çok zor. Evet binlercesini önleyebilirsiniz ama kalenizde gördüğünüz tek topla yenilirsiniz. Maç böyle kazanılıyor. Kaleci kurtardığı toplarla değil, yediği golle sorgulanıyor. Futbol. Şimdi bir başkası. Bu eleman başarmış ama Başardıktan sonra gene AKP'li. Başardıktan sonra başarısının sızmasına engel olamamış. Bu ikinci aşama. Kim bu? AKP'li Galip Ensaroğlu. Diyarbakır milletvekili. Bu Narin olayında falan da ismi geçmişti. Neyse. Damadı Mutlu Akbulut 30 milyon TL'lik kripto para dolandırıcılığından tutuklanıyor. Aynı gün karara itiraz ediliyor. Mahkeme tutuklama kararını geri alıyor. Ve 24 saate çıkıyor damat. Şimdi bu da bunun ifşa olmasını, bu da bunun gündeme gelmesini arzu etmez. Galip Enza, Ensarioğlu Dümbele, ikinci Dümbelek AKP'deki bugün. Fakat bu başarmış, yani bir yere kadar getirmiş. Yani sızmamış haber, damadının yaptığı işler, şu bu, yargı süreci öbürü beri ki. Fakat tahliye de ettirmiş, başarmış. Olayı da kapatacak. Kapatır yani. Çünkü bu adam öyle diyordu. Yani yargı bizde, yürütme bizde, yasama bizde, her şey bizde. Öyle bir lafı var yani. Tarihe de bununla geçti. Şimdi fakat son aşamada tahliye edildikten sonra eleman damat gene işte bir biçimde birileri ilk dümbelek başında dikkat çekmiştim birilerinin dikkatini çekiyor bu rahatsız oluyor ya da işte bir biçimde sen misin bunu yapan diyor ve olay gene sızıyor. Yani. İlkinden biraz daha şanslı, birkaç aşama ilerlemiş Galip Ensor yargıda, şurada burada. Olayın sızmamasında ama son aşamada mani olamıyor. Şimdi bu rezilliği örtbas edemezsiniz. Elif Çakır gözaltına alınmış isim benzerliğinden sonra da pardon demiş devlet. Kocaman karar gazetesi manşetten bunu görüyor ve bir sürü liderinde açıklaması var. Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel hepsi açıklama yapmışlar. Meral Akşener bile açıklama yapmış kenara çekilmiş köşesindeki Meral Akşener. Tamam, iyi güzel de. Yani gerçekten isim benzerliği nedeniyle bir gözaltı olayı var. Ondan sonra da zaten çok fazla sürmeden saatler içerisinde bırakılan bir isim var. Elif Çakır. Kararda yazıyor. İşte ne bileyim. Ekrandan YouTube yayınlarından falan tanınıyor. Yani bu kadar büyük gürültü çıkarmanın nedeni ne? İki nedeni olabilir. Bir diğer tarafta bir sürü hadise oluyor sesimiz çıkmıyor. En azından şimdi bu kendi yazarımız diye ses verebiliyoruz. Esasen bizim verdiğimiz ses yargıdaki ve polisteki kokuşmuşluk. Buna ses veriyoruz Elif Çakır üzerinden. Bu böyleyse eyvallah. Ama öte tarafta yani bütün siyasiler görüş bildirmiş filan. Onca hukuksuzluk yaşanırken. Ya bir taneniz Almanya'dan Özgür Özel öbürü beri bir taneniz Almanya ile yapılan şu sığınmacı iadesine dair konuya bir, bir şey söyleyin ya. F-35 Amerika ile yapılan anlaşmaya dair bir şey söyleyin. İncirlik'e kapatalım sizin S-400'lerinizi. F-35'i görüşmeye hazırız dedi Türkiye'ye. Bu yalanlanmadı. Doğrudan yalanlanmadı yani. Bir taneniz buna bir şey söyleyin ama o, o konular girilmesi yasak konular. Sonra şimdi bir de gerçekten bazı şeylerin herhalde e, Mahalle farkı, farkında değil. Siyaset mahallesi ve medya mahallesini kastederek söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasında emsal karar çıktı. Başlık benim değil. TH'ye yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu, CHP eski milletvekili Umut Oran'a yönelik böyle ahmaklık olmaz ifadelerini kullanmıştı. Oran'ın şikayeti üzerine Topçu'ya açılan davada beraat kararı verildi. Dolayısıyla birine ahmak demek sizi suçlu yapmıyor ve bakın Hamdi Topçu tahliye olduysa veya beraat ettiyse Ekrem İmamoğlu da beraat edecek. Emsaldir bu dava. Yahu arkadaş, on yılı geçti. Birileri için suç olan başkaları için olmuyor. Birileri için milat olan belli tarihler başkaları için olmuyor. Birileri için söz konusu olan irtibat, iltisak, şu başkaları için olmuyor. Tuttuğuna tutturabildiğine, yamayabildiğine yapıyorlar. Ben size böyle binlerce emsal karar gösteririm. Biriyle insan tahliye oluyor, öbürüyle içeride yatmaya devam ediyor. Biriyle insanın başına hiçbir şey gelmiyor, öbürü hala zindanda. Yani 10 yılı aşkın bir süre geçti bunu hala öğrenemediniz mi? Bütün mahallelere sesleniyorum. Emsal karar. Bakın cezaevindeki profesör doktor, cezaevinde. Cihangir Erem, dördüncü kez dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi. Haberiniz var mı? Yok. Niye? Görmüyorsunuz, görmek de istemiyorsunuz. Yasak çünkü bu alana girmek. Kronos'ta sevinçöz aslan haber yapmasa benim de haberim olmayacaktı. Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri gerçekten öyle üç, üç, ilk üçte beştedir. Stanford Üniversitesi dünyada yüzde ikilik dilime giren en çok atı falan bilim insanlarını yayımlıyor ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cihangir Erem kariyer boyu etki yıllık etki kategorisine girerek dünyanın en etkili bilim insanları listesinde 2020 2021 ve 22 yıllarının ardından 23 yılında da bu başarıyı elde ediyor. Peki bu insan nerede ne yapıyor? Bu insan Türkiye'de. Peki başka? 2016 yılda üniversiteden ihraç edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 26 Eylül uygulanmayan 23 2023 onun için yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Kararlarınız uygulanmıyor. Ne yapacaksınız? Bir sözünüz yok mu diyeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 26 Eylül 2023'te açıkladığı Yalçınkaya kararına göre suç teşkil etmeyen bankasya'ya para yatırma, sohbetlere katılma, evde kitap bulunmuş filan. 7 yıl 6 ay ceza verilmiş. Bu akademisyene Profesör Doktor Cihangir Erem ve cezası Yargıtay tarafından onanınca 25 Eylül 2023'te yani bundan tam bir yıl önce tutuklanmış. Şu anda cezaevinde. 1 Kasım 2023'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve dosyası reddedilmiş. Türkiye. Sonra katiller MHP'de diyen kadına yükleniyorlar. Acılı kadın. Katillerin yüzlerine aykırdı. Açıklayın. Saniye Ateş, Sinan Ateş davası devam ediyor. Kamp kurdu medya. Tam bir medya panayırı var. Bütün liderler orada hatta İyi Parti'nin genel başkanı ya katılamadım ama yakından takip ediyorum diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Bütün parti liderleri orada, milletvekilleri orada, ikinci adamlar orada, medya kamp kurmuş. Yazarlar, muhabirler, herkes anlık bildiriyorlar. Sinan Ateş davasından bahsediyorum. Ama herkes katilin nerede olduğunu biliyor ve canlı yayında bu müsamere bir biçimde kamuoyuyla paylaşılıyor. İyi, kötü değil, güzel. MHP'de bunun farkında. Öyle olduğu için de Devlet Bahçeli grup konuşmasında esti üfürdü. Kükredi daha doğrusu. Ve Sinan Ateş'in annesine, yaşlı annesine saydırdı biliyor musunuz? Eray Özyağcı, Timur Soykan aktarıyor. Duruşma salonundan çıkarılırken ben Murat Ağrel ve Barış Pehlivan'a doğru tetik işareti yaparak tehdit etti diyor. Bu sırada gülüyordu diyor. Hatta DHKPC'liler falan demiş tetikçi tehdit ediyor ve tetikçinin azmettiricilerinin adresi Milliyetçi Hareket Partisi ve onun genel başkanı o da tehdit ediyor. Özgür Özel'e provokatör diyor, şahsın gibi çürüktür diyor iddiaların falan. Yani çürük demiş, provokatör demiş. Sonra bunlar yan yana geliyorlar. Yani gerçekten ben bu siyaseti de anlamıyorum. Ya biri bana çürük diyecek, provokatör diyecek. Ya bir de aynı ortamda aynı oksijeni solumam yahu. Ama işte siyasetçilerin midesi bunu kaldırıyor demek ki. Daha dün evvelki gün yan yana görüşüyorlardı. Şimdi bakalım ne olacak. Gene bir yerde tokalaşırlar bunlar yani. Neyse. Onu CHP Genel Başkanının e, takdirine bırakalım. Onuruna bırakalım. Bahçeli Sinan Ateş'in annesi asıl Saniye Ateş'e yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak hanımefendiye yakışmıyor. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. MHP'yi ülke ocaklarını çiğnetmem demiş. Yani herkese. Bir de Halk TV CHP işte kurumsal olarak da MHP'yi sorgulatmayız. Bir de şey diyor. MHP'ye ve organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP'yi ülke ocaklarını. Şimdi Pensilvanya operasyonu diyor. Sanıkların ifadesine bakıyorsunuz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani sanıklarla MHP Genel Merkezi söylem Birliği içerisinde. Yani şeyleri birleştirin. Özgür Özel demişken yani bu konu gerçekten önemli. CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, Türkiyevi önünde Özgür, Özgür Özel'in yaptığı skandal açıklamayı yanlıştı diye Özgürüz'de Can Dündar Erkacerer yayınında anlattı. Genişçe bir yayındır. Dün yayınlandı. İzleyebilirsiniz. CHP'nin ABD temsilcisi fakat görevden alınmış. Onu da Sedat Bozkurt yazmış. Meseleyi genel başkanından çok daha iyi bilen ve ifade eden CHP'nin ABD temsilcisi görevden alınmış ama bundan haberi yok. CHP yönetimi bu yayını izlese bari de ABD'de jest olmayan rüşvet olan dosyayla ilgili bir şeyler öğrense gerçekten çok büyük çamlar devirdi Özgür Özel. İşte Taliban dışişleri ne bileyim jest orman çiftliği arazisi Türkiye rüşvet vermez ve bunu, bunu, bunu temizleyebileceğini zannetmiyorum. Eğer bunu temizleyebilirse CHP'de birileri gidişata gerçekten cidden itiraz etmiyor demektir yani. Fakat Sedat Bozkurt başka mühim bir kulis paylaşıyor. Bu arada diyor, Türkiye'nin önünde yapılan açıklamadan da, açıklamanın içeriğinden de Özgür Özel'in yanında bulunan iki diplomasi kurmayının haberi yoktu ve açıklamadan hoşnut olmadılar. Uzgel ve Namık Tan. Ee, İkisi de gerçekten diplomasi alanında doğayan isimlerdir. Onlara da yani o ne diyeyim yani bu açıklama esnasında orada bulunmak da büyük bir talihsizlikti yani. Bu insanlara bu yapılmamalıydı. Yani maalesef. Ama oldu. Ne diyeyim yani. Manşeti yavaş yavaş noktalarken Güneri Civoğlu vefat etmiş. Gerçekten bizim kuşan böyle yukarıya bakıp e, imrendiği, yer yer eleştirdiği, tasvip ettiği etmediği tarafları olan bir patron katı gazetecisiydi. Patron gibiydi, zaten patrondu. Patronlar dünyasının içindeydi o yönüyle. Gazeteciler dünyasının içindeydi de benim denk geldiğim dönemde genelde patronlar dünyasının içindeydi. Belki daha öncesinde gazeteciler dünyasının içinde olabilir. E, vefat etmiş. En son 27 Temmuz'da Milliyet'te yazmış ve orada ameliyat ve hastane günleri sonrası yazılara. Dünya süper büyüğünün başına bir kadının geçmesi olasılığıyla başlayalım diye yazmış ama sonra da tekrar dönememiş. Bir restoranda düşüp başını çarptığı ve e, ödem oluştuğu başında hatta son dönemde kanser tedavisi gördüğüne dair haberler var. Temmuz 1939 doğumlu ve 85 yaşını doldurmuş Temmuz ayında. Doğum günü fotoğraflarını göremedik. Belli ki hastanede tedavi görüyordu ama ondan bir ay önce bu fotoğrafı paylaşmış. Galiba bu Güneri Civoğlu'nun paylaştığı son fotoğraf. Eşi Canan Hanım'la birlikte Bodrum'da Canan Hanım'ın Haziran ayındaki doğum gününü birlikte kutluyorlar. Bodrum'da aktifti. İşte bu Vespa e, motosiklete binen e, ve e, elektrikli bisiklete binen e, son dönemine kadar yazılarını aksatmayan hatta televizyon programı yapan bir isimdi. Hasan Cemal bir fotoğrafla onu uğurlarken altını çizeceğim şeyler söylemiş. Mesele Güneri Civoğlu da değil ama güzel yazmış Hasan Cemal. Onun da kapatayım bugün manşeti. Güneri de bir başka diyara göç etti gitti. Birlikte yıllar yılı çok güzel hatıralar biriktirmiştik diyor. Birkaç gün önce evde buldum fotoğrafı. Ekrandaki fotoğrafı anlatıyor. Arkasına el yazımla not düşmüşüm. Ağustos 1993. Başbakan Çiller'le Güneydoğu gezisi. Çalışma masamın üstüne annemden kalma kalem kutusunun içine yerleştirdim. Sonra fotoğrafını çekip Güneri Civaoğlu'na, Yalçın Doğan'a, Sedat Ergin'e ve Ertuğrul Özkök'e gönderdim. Yıllar ne çabuk geçip gidiyor diye. Sevgili Güneri'den hiç ses seda çıkmadı. Haberi bu sabah erken Ayşem verdi. Hasan, Güneri Civaoğlu'nu kaybetmişiz. Fena oldum. Gazetecilikte yıllar yılı birlikte koşturmuştuk. Severek yaptığımız güzel mesleğin içine içinde çok hatıra biriktirmiştik. Şimdi güneri de gitti. Hayat böyle. Bir varsın bir yoksun. Yaş ilerledikçe yalnızlık koyulaşıyor. Gitgide yalnızlaşıyorsun. Ve etraf tenhalaşıyor. Yaşlı hatıralarla baş başa kaldığımı kim bilir kaçıncı kez hissediyorum. İçimi hüzün kaplıyor. Mesleğini seven, mesleğini iyi yapan, iyi yaşamayı seven iyi bir insandı. Huzur içinde uyusun gazeteci milletinin ve sevgili Canan'ın başı sağ olsun demiş. Evet. Çokça e, anı biriktirdi medya mahallesinde. Umarım hakkında iyi, kötü, eksik neyse tüm söylenenlerle beraber Güneri Civoğlu 85 yıllık hayatında bir iz bıraktı ve gitti. Yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yürüyeceğiz. Bugün Harefe, yarın. Ee, onun için e, yarın muhtemelen manşet yayını olmayacak. Yapabilirsem yapacağım, yapamazsam da mazur görün. Ama anonsumuzla bitirelim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla diyelim. Üçüncü adalet yürüyüşü. 2 Ekim çarşamba, saat 11, Strasburg. İlk iki yürüyüşte yoktum. Fakat bir gün orada olacağıma inancım tamdı. Ve o gün geldi. Çarşamba günü saat 11'de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde toplanacağız ve hakkı gasp edilenlerin dosyalarını yüksek sesle soracağız. Türkiye'ye adaletin kağıt üstünde kalmayacağını hatırlatacağız. Binlerce insan yan yana, omuz omuza adaletin peşine düşüyoruz. Epeydir böyle heyecanlanmamıştım. Ne mutlu bana ki bu tarihi kalabalığın bir parçası olacağım. Adalet biziz, susmayacağız. 2 Ekim Çarşamba, saat 11. Strasbourg